Avrupa Birliği Komisyonu, Euro'nun korunması ve ekonomide istikrarı sağlamak için bazı mali tedbirler alıyor. Yeni yasalara göre Euro'yu baz almadan ticaret yapan şirketlere ek denetimler gelecek. Brexit sonrası İngiltere'de pound sistemine dönecek olan birçok şirket şimdi bazı risklerle karşı karşıya kalacak. Şu anda Avrupa Birliği'ndeki en büyük finans merkezinin ortak pazardan ayrılması çalışmalarına yoğunlaştık. Bu durum finansal istikrarı korumak ve ekonomiye belirginlik getirmek anlamına geliyor. Yeni yönetmeliğe göre şirketler büyük çaplı banka işlemleri yapabilmek için Avrupa Birliği sınırları içerisinde olmak zorunda. Ancak Avrupa Birliği yasaları şimdilik İngiltere Merkez Bankası'na imtiyaz hakkı tanıyor. Avrupa Birliği ile İngiltere arasında önümüzdeki birkaç ay içerisinde yapılacak müzakereler siyasi açıdan bir test süreci olarak görülüyor. Ancak bu işlemlerin sonu Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacak. Çünkü birçok Amerikan şirketi Avrupa'da fesih işlemi yapma hakkına sahip. Bu sebeple Avrupa'ya taşınmak yerine fesih sonrası birçok şirket Amerika'ya taşınabilir. Brexit sonrası Euro bazlı sözleşmeler feshedilirse uzmanlar İngiltere'deki şirketlerin yaklaşık 80 bin kişiyi işten çıkaracağını tahmin ediyor.